Herkese merhabalar. Bugün sizlere bahar alerjisini konuşmak istiyorum. Bahar alerjisi nedir? Belirtileri nedir? Teşhisi nasıldır? Tedavisi nasıl yapılır? Sizlere bunu anlatmak istiyorum. Bahar alerjisi özellikle bahar aylarında ortaya çıkan burun kaşıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik hastalığı biz bahar alerjisi veya polen alerjisi diyoruz. Sıklıkla ilkbaharda olan alerjiler olabiliyor. Özellikle ağaç polenlerine bağlı alerjiler, çim polenlerine bağlı alerjiler Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da ortaya çıkıyor. Bazen de yabani ot polenlerine karşı alerjiler ise sonbaharda ortaya çıkar. Bundan dolayı her polenin ayları, mevsimi farklı olabiliyor. Belirti olarak özellikle gözlerde sulanma, kaşınma, burunda tıkanma, geniz akıntısı, kulak kaşıntısı, genizde kaşıntı gibi belirtiler yanında öksürük, nefes sıkışması gibi belirtilere neden olabilmektedir. Peki bu belirtileri olan kişilerde nasıl teşhis koyuyoruz? Özellikle bu konuda uzman olan 18 yaşına kadar olan çocuklar, çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanları uzmanlardır. Genelde bu uzmanlar ne yapıyorlar? Klinik belirtilere göre testler yapılıyor. Testler alerji testleri, ciltten alerji testi veya kandan alerji testleri yapılabiliyor. Bazen de çok fazla alerjisi olanlarda, özellikle aşı tedavisi uygulanacak olanlarda bazı detaylı alerji testleri yapılarak da moleküler seviyede değerlendirmeler yapılabiliyor. Bunun peki tedavisi nasıl yapılıyor? Özellikle korunma tedavisi yapılması gerekiyor. Bahar geldi, özellikle sonbahar aylarında ne yapmak gerekiyor? Eğer sonbahar polenlerine alerjiniz varsa bir kere dışarı çıktığınızda gözlük takmanızda fayda var. Gözünüze polenler yapışmasın. Ve özellikle havanın sıcak olduğu saatlerde polenler en fazla oluyor. Gün batınca daha az oluyor ve bu sebepten dolayı gün battıktan sonra evin havalandırması faydalı olabilir. Sabah saatlerinde rüzgar olduğu için polen en fazla sabahları oluyor. Sabahları pencereleri açmamak gerekiyor. Klima kullanabilirsiniz ve hava temizleyici cihazlarının faydası oluyor. Çocuğun odasında veya alerjik olan bireyin odasında çalışması faydalı olacaktır. Havadaki polenleri temizler. Bazen dışarı çıktığımız zaman burun etrafına sürülen jeller var. Bu jeller de polenlerin vücudumuza girmesini engelleyebilir, faydalı olabilir. Ve sık sık elimizi yüzümüzü yıkamak faydalı olabilir. Suyla ağzımızı, burnumuzu suyla gargar etmek faydalı olabilir. Ve balkonlarda özellikle polen mevsimlerinde çamaşır kurutmamak iyi olur. Çünkü çamaşırlara da polenler yapışabiliyor. Dışarıda gezmişsek eve gelince kıyafetlerimizi çıkarmamız, duş almamız faydalı olacaktır. Bu şekilde polenlere karşı özellikle önlemler alabiliriz. Otomobilimizin polen filtrelerini her polen mevsimi öncesinde değiştirmek faydalı olacaktır ve otomobile bindiğimiz zaman pencereleri kapatarak klimayı çalıştırmak faydalı olacaktır. Bunlara dikkat ederseniz özellikle faydalı olur. Ama polenlere bağlı eğer alerjiniz varsa, özellikle hayat kaliteniz bozuluyorsa aşı tedavisi yapılıyor. Aşı tedavisi de özellikle alerji uzmanları tarafından yapılması çok önemli. Çünkü uzun vadeli bir tedavi olunca doğru aşının ayarlanması, doğru tedavinin yapılması gerekiyor. Yoksa uzun süreli tedavinin sonunda yanlış bir tedavi olursa boşu boşuna tedavi olmuş olursunuz. Çünkü sadece alerji testine göre tedavi edilmiyor. Klinik belirtiler de değerlendirilerek aşı tedavisi ayarlanması gerekiyor. İlaç tedavisiyle de burundaki tıkanıklığa yönelik tedaviler yapabiliyor. Çünkü aşı alerjik hastalıkları belirtilerin ortaya çıkması, yani hasarın olmasını engelliyor. Eğer mevcut hasar varsa bu hasarı ilaçlarla tedavi etmemiz gerekiyor. İlaçlarla burun tıkanıklığımızı, gözlerdeki sulanmamızı, akciğerlerdeki enflamasyonu düzelten tedaviler, sprey tedavileri, ilaç tedavileri mevcuttur. Aşı tedavisi ise alerjik olan maddeye karşı vücudumuzun immün sistemini kuvvetlendirmek için dil altından sprey şeklinde aşılar var. Enjeksiyon, cilt altına yapılan aşılar var. Bunlar en az 3 yıl kullanılması gerekiyor ama faydası 6 ayda kendini gösteriyor. Enjeksiyonlar genelde ayda bir yapılıyor. Dil altı spreyler ise özellikle her gün yapılması gerekiyor ve 3 yaşından büyüklerde sprey aşısı kullanılırken 5 yaşından büyüklerde de enjeksiyon aşılar kullanılabilmektedir. Evet, bunun yanında tamamlayıcı tedaviler de var. Özellikle
polen alerji ciddi belirtiler varsa özellikle bunlarda ozon tedavisi de faydalı olabilir. Ozon tedavisi de özellikle bu alerjik hastalıklar konusunda tamamlayıcı tedavi olarak faydalı olabilen tedavilerdir. Ve özellikle alerjik nezlelerde ozonun inhalasyon şeklinde özellikle zeytinyağından geçirerek inhalasyon şeklinde de tedaviler uygulanabiliyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Sonuç olarak alerjik hastalık tedavi edilebilen hastalıktır ve tedavi ile özellikle hayat kaliteniz çok artacaktır. Bunun için de özellikle alerji uzmanlarına başvurmanız tedavinizin planlanmasında fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. Videomuzun altına yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız seviniriz. İyi günler diliyoruz.